Günaydın arkadaşlar. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler gayet iyiyiz. Bugün köydeyiz. Köyde işler güçler çok. Sabah ben kahvaltı yaparken kardeşim telefon etti. Bu nedir diye sorarsanız arkadaşlar, küçük bir arı kovanı. Yolda gelirken inekleri kovmuş, götürmüş. Geri gelirken bir tane arı denk gelmiş. Bir tane arı derken arıcılar bilir. Yani bir yerden arı kaçmış, gelmiş dala konmuş. Şimdi onu getirmek için gidiyorum. Kardeşime kovanı getiriyorum. Maske falan almadık ama inşallah sıkıntı çıkmadan alırız. Kardeşim de orada bekliyor. Ana. O kadar şey niye kaçar be? Benim dostum kaçmış bir tane. Umuyor ki yine orada. Hiçbir şey çıkmadı elinden. Öyleyse bahsettiğimiz arı bu kadar. İhtimalle karşı gelince kafayı saksa. En sağ yukarı kalksan gidecek bir. Ejder ileri abi. Öyle mi? He şimdi. Burası dalı mı sallayayım, kovanı mı sallayacağım? Yok sallamayacağım. Ben de huyunu bilmiyorum. Ne kadar kutçu varsa. Gel dışı gel satmış. Az daha ileri ha. Arkadaşlar dağlara bu şekilde arı kaçıyor. Arıyı denk geldiğinizde böyle bir küçük bir kovana, tabi arının büyüklüğüne göre arıyı alabilirsiniz. Bu da bir yerden gelmiş. Bayram nasibi. Bayram nasibi diyelim tabi. Gördüğünüz gibi kovanın içine giriyor. Ona girdi herhalde. Ötüyor. Girdi mi? Öttü. İçinde de bir dünden benim kottan kaçmış o kadar bir arı vardı. İçinde birkaç tane arı kalmış. Şu kore bir topaklık acaba. Tam şeyin çamın dibine inerdi bir şey etmiş. Kendimizi de sokturmayalım. Sabah sabah. Ama var da aman, işte bir topaklık var. Benim i̇şte. Arı, benim arı. Ha? Bir dün kaçan. Böyle bak arkadaşlar. Karniyol. Karniyol marka. Nasibimiz varmış. Bak dün kaçmış, bugün önüme geldi. Daha da. Kendi arımız kendimize de geldi değil mi? Geri gidememiş. Karniyol bak. Şimdi yetiştirdiğim karniyol da şeyden. Bu da nasibimizmiş. Demek yine karşımıza çıktı. Arkadaşlar böyle küçük küçük kovanlar yapıyoruz ana yetiştirmek için. Onlar da buraya kendine yuva edinip kendi kendilerine petek yapıyorlar. Mesela Allah'ın vergisi kendi kendilerine balını bile çekmiş. Şerbet de var. Bizim ana kayıp. Ana burada var. Karnıyor. İşte. Arkadaşlar arıda ana çok önemli. Gördüğünüz gibi gidiyor. Diğer arılardan biraz daha iri. Yaklaşık 20-25 santimlik bir petek bu. Şey kovan. Bunun için de ana yetişiyor. Başka bir yerde anaları öldüğü zaman buradan anayı alıp oraya geçiriyor. Yaşlıları yetiştiriyoruz. Arı yaşlandıysa anaları kaç yıldır bir arıyı değiştiriyor? Arının verimine bağlı. Verimsizse senelik değiştiriyor.
Normalde 3 sene gidiyor, 4 sene gidiyor. Normalde 3-4 sene ama arının iş yapıp yapmadığına göre de değişti ya. Arkadaşlar bu iş takip isteyen bir şey. Öyle ben arıcılık yapayım diye bir olay yok. Dün şimdi bakmadık, dün kaçmış gitmiş. Tabii bunu bu mevsimde yani Mayıs ayından sonra başında durmak gerekiyor. Yoksa başında durmazsan... Bu daha önce yaptı. Da bu da aynısı arkadaşlar. Yine burada da ana arı yetişiyor. Burada yumurtladı, çiftleşti bir ana. Başka kovana verdim yani. Aşağıda yaşlı olan kovanı değiştirdim bununla. Buraya genç verdim bir tane ana. Yeni ana değil mi bu? Bu yeni verdim. Saldım içine. Bak balları da var. Işıldı. Petekleri doldurmuş arkadaşlar. İnşallah bütün kovanlarda... Bu sıkışmış. Yağmur yiyor ya. Kuşa çıtırıyor ya. O arı kovanı hiç kemiriyor. Arkadaşlar bunu yavru kapatıyor bak. İşte bak bu tarafı kapatmış. Balını doldurmuş. Kapatıyor. Şurada var. Bunu genceneyi göremedik. 2 gün oldu salalı bunu. İşte bu yanda. Ana bu yanda. Kırmızılı bir yana var. Bak bu yavru kapalı. Yavru çıkacak değil mi burada? Bu ilk ananın yavrusu bu. Bunda daha çiftleşmedi. Ana burada. Anaya boya sürüyoruz. Aradığımız zaman ana arı var mı kovanda yok mu diye anlaşılsın diye. Yoksa binlerce arının içinde bunu bulmak şansın zor. Bulunur da usta arıcı olman lazım. Bu şekilde boya sürdüğünde bu tabi bu rastgele bir boya değil. Güzel. Arıcılar Birliği'nin onayladığı bir boya. Her boya sürülmeyen. Kohtuğu zaman arı anayı kesebiliyor bunu. Tabi öyle rastgele bir boya sürmek de yok. Yoksa kovandaki başka kokudan dolayı ana arıyı diğer arılar öldürüyor. Arıcılar Birliği'nin onay verdiği. Bunu burada yumurtladığı zaman başka aşağıda iş yapmayan kovanları anasıyla değiştiriyor bunları. Onunla var bir şey. Neyse. İş yapmayan anayı kovanda bekletme. Boşuna zayiat yani. Bir sene iki şeye gider emeğiniz. Aynen. Arkadaşlar bu işte böyle. Şimdi diğer işlere geçiyoruz. Bereketli olsun. Hoş geldin. Arkadaşlar köyde yoğurdun, sütün en fazla olduğu mevsim. Bu mevsim. Şimdi annem sabah inekleri sağmış. Çıkan sütü her sabah bu şekilde süzüyoruz. Ben şu tarafa geçeyim. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Bunu süzmezsen içine ineğin üzerinden pislik karışabilir. Her şey olabilir. Bunu her sabah. İki katı ben de süzeyim. İki katı. En doğal gıda arkadaşlar. İnek dağdan otlar. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Eğer süzülmese. Önce siliyor. Memelerinize bağlayıp. Tabii inek salamadan önce. Yüzünü böyle... önce siliyoruz. İki kere üç kere. İnek memeleri yıkanıyor, temizleniyor ama. Çok güzel bir şey. Yine de. Şimdi gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şimdi bir tane de sütü. Kaç kilo var burada? Tam 100 sapına kadar 5 kilo oluyor. Oo. Ha. Bu bir ondan doluydu, bir de şu doluydu değil mi? Ha, o da dolu değildi. 5 abi 7 kilo bile. 7 kilo ver. 8 kilo bile işte zavallı. Sabahtan sabah değil mi? Ha. Akşam da sabah. Ha. Sabah 8 kilo, akşam 8 kilo çıkıyor. Şimdi bu iş tamam. Sağsam çıkar da akşam ikine sağlayan. Makine şart ya. Makine şart ya. İşte. Makine aynen tam. Tam da sağ. Tam da kar yok. Şunu alacağım.
Bu da akşamın arkadaşlar. Ben akşamım. Vallahi köyde süt alayım diyenin haddi hesabı yok. Yoğurt alayım diyen, süt alayım diyen, yağ alayım diyen. Bazen yetişmeye. Hayvancılık yapıp da bu iş çarkı çok rahat çevirebilirsiniz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Milletin, müşterilerin yağları hep hazır. Yani bu köyde bile sıraya girmek gerekiyor. Yeter ki işi yap. Ama işte bu işi de yapan yok. Hayvancılık yapan 2 kişi, 3 kişi var. Onu da yetiştiremiyor zaten. Yaz önünde şimdi köye gelen oluyor. Tabii yazın köye gelenler. Onu isteyenler. Köydekiler sürekli yağ yoğurt istiyor. O da yetişmiyor. Bazen yetişmiyor bile. Yağ yetişmiyor. Yoğurt bile. Yoğurt kıyamet. Gözü kulağa bölüyor gibi yoğurt. Yoğurt yiyen çok. Ya. Yiyen yok. İşte. Yoğurunla. İşte görmüş olduğunuz yerler. 10'ar kilo, 10'ar kilo, 15'er kilo komple yoğurdu yiyen yok. Tamam, kaynarken de çekelim bakalım. Şekillerimiz de yavruladı. 3 tane minnaklarımız var. Sen nasıl bakıyorsun öyle? He? Sen nasıl bakıyorsun öyle? Tatlı kızım benim. Arkadaşlar, bir videonun daha sonuna geldik. Kanalımızı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. İyi günlerde, güzel günlerde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.